Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden televizyonumuza özel açıklamalar. Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyhan Erdoğdu, Parti Meclis Üyesi Faruk Demir, Denizli Milletvekili İlhan Caner, İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, Bursa Milletvekili Kemal Ekinci bugün Kars'a geldiler. 10 Ağustos'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilimize gelen milletvekilleri, Serhat TV Genel Yayın Yönetmeni Özgür Turun'un gündeme ilişkin sorularını yanıtlar. İşte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin gündeme dair açıklamaları. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Kars'a sanırım Cumhurbaşkanı seçimleri öncesi bir çalışma için geldiniz ama öncesinde evet. Hanak'taydınız değil mi Sayın Demir? Evet, Hanak'ta 1. Meşe Ardahan etkinlikleri vardı. Bu kapsamda bölgemizin önemli değeri Ümit Kaftancıoğlu'nu ve Aşık Mazlumi, Hanaklı Mazlumi'yi anma projesi kapsamında geldik. Bugün, yarın da cumartesi gününe kadar, seçim gününe kadar da Seyhan Erdoğdu Genel Başkan Yardımcımızın başkanlığında Kars Ardahan Iğdır Ağrı bölge çalışması yapacağız. Şey nasıl geçti, panel nasıldı? Önce onu sorayım. Panel iyiydi, tam konunun uzmanları ve bilim adamları katıldı. Aşık Mazlumi'nin ilk ve tek kitabını, eserlerini ortaya çıkaran öğretim üyesi Yunus Zeyrek, zaten bir tane kitap var Aşık Mazlumi ile ilgili. O konuda uzman, aşıklık geleneğiyle uzman, bölgenin insanı, doçent ve aşıklık geleneğiyle ilgili belgesel filmlere de imza atmış Reis Çelik panelistlerimizdi. Diğer taraftan Bursa milletvekili olup da aslında Sarıkamışlı, Selimli hemşehrimiz olan Kemal Ekinci, Ümit Kaftancıoğlu'yla geçmişe yönelik hatıraları olan bir değerimizdi. O Ümit Kaftancıoğlu panelinde konuşmacı oldu. Daha sonra da yine İstanbul 3. Bölge Milletvekili, ancak Cumhuriyet Savcısı Iğdırlı hemşehri milletvekilimiz Ali Özgündüz de panelist oldular. Sonra aşıklarımız, ozanlarımız ve bölge sanatçılarımız Mazlumi'den ve Ümit Kaftancıoğlu'nun değerlemelerinden bir program etkinliğiyle güzel bir etkinlik oldu. İlkini yapmış olduk Hanak Belediye Başkanlığımız birlikte. Evet. Güzel bir çalışma oldu. Peki şunu sorayım. Şurada 3-4 gün sonra artık Türkiye'nin gerçekten kaderini belirleyecek bir seçim var. Nasıl gidiyor? Bu bölgeyi gezdiniz mi? Iğdır, Ardahan ve şu an Kars'tasınız. Nasıl gidiyor? Ardahan'ın tümünü gezdik hemen hemen. Evet. Zaten oradayım ben bölgede 2-3 haftada bir geliyorum. Git gel yapıyorsun. Tabii tabii yapıyorum. Kars'ta da evvelsi gün birazcık kısmi olarak gezdik. Kars'taki politikacılarımız, kanaat önderlerimiz duyarlı. Sayın Ali Beyoğlu da birkaç dostuyla görüştüm. Evet, evet. Güzel çalışmalar yapıyor. Partimiz ve Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylığı noktasında Naif Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz bugün, yarın Iğdır, Ardahan, Kars, Ağrı, bu üçünde gireceğiz. Benim Ardahan'da edindiğim izlenim, yerel seçimin çok üzerinde bir oy alınacağı. Yani bu her şeyi ben olayım mantığının bölgede büyük bir sıkıntı yarattığını, 12 yıllık iktidarda bölgenin hayvancılık, özellikle tek geçim kaynağı olan hayvancılık ve tarım konusunda ilerlemeyi bırakın, gerileme, müthiş bir sıkışıklık var vatandaşta. Bu gidişatın pek hayırlı gidişat olmadığını farkında insanlar. Evet. İyi de bir alternatif sunduk. Hiç kimsenin söz söylemeyeceği. Yani halkın adayı, herkesin adayı, bir partinin ya da bir kişinin adayı değil. Ekmeleddin İhsanoğlu. Ben çok önemli bir oy patlaması bu bölgede göreceğim. İzlenimim o. Ama Türkiye genelde de büyük bir sürpriz olacak. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Var mı Kars'ta? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Serhat TV bölgede önemli hizmet yapıyor. Siz de onun zaten yüzü oldunuz. Yöneticilerinize ve bütün hemşehrilerime lütfen karamsar olmasınlar. Türkiye böyle badireler çok atlatmıştır. Türkiye birlikte yaşamayı öğrenecektir. Zaten birlikte yaşıyordu. Bazı eller bunu kurcaladı. Çok güzel günler göreceğiz daha. Özellikle Kars'ta, Ardahan'da, Hızır'da. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun. Bursa Milletvekili Kemal Ekinci aynı zamanda hemşehrimiz. Selimlisiniz sanırım evet. Sayın Vekilim. Hoş geldiniz Kars'ta. Hoş bulduk. Gerçi siz de 2 gün önceden Faruk Bey'le de görüştük. Hanak'taydınız, bir panel vardı, katıldınız. Nasıl geçti panel, ondan bahsedelim. Panel son derece güzel geçti. Beklediğimizin de üstündeydi. İlk defa Kaftancıoğlu'nu kendi doğduğu toprakta andık.
Sadece hep Ankara'da anlıyordu zaten. Evet, evet. Ankara'da anlıyordu, İstanbul'da anlıyordu. O benim bir önerimdi. Faruk Bey de buna itibar etti. Orada andık, çok da güzel oldu. Şeyle birlikte, Kaftancıoğlu'yla birlikte Aşık Mazlumi diye yine o toprağın yetiştirdiği bir eski halk ozanı, onu da beraber andık bir panel biçiminde. Son derece iyi oldu. Anak birleşti. Kendi değerlerine sahip çıktı. Dolayısıyla iyiydi. Onun dışında da Hanak bizim bildiğimiz yer. İşte bu yaptığımız çalışmaları bir biçimde yansıtmaya gayret ettik. Velhasıl iyi geçti. Peki şunu sorayım. Bursa milletvekilisiniz ama bu yöreyi biliyorsunuz. Bu yöreden yetiştiniz. Seçimler öncesi yaklaşan 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'nin de kaderini belirleyecek. Seçim. Nasıl görüyorsunuz? Bölgeyi gezdiniz mi? O bölgedeki izlenimleriniz nedir? Bu bölgelerde aday nasıl, adaya nasıl bakıyor insanlarımız bu yöre? Şimdi bir değişimden yana bir görüntü var. Evet. Ama bunu somut olarak belirlemek olası değil. Bizim umudumuz ve tahminimiz özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren insanların da bu değişikliği fark edip Ekmelettin Bey'e, Türkiye'nin geleceği için Ekmelettin Bey'e itibar etmesidir. Evet. Bunu da görüyoruz kısmen. Ve öyle de olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı Karslılara söylemek istediğiniz herhangi bir şey? Karslılara bütün hemşehrilerimi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle kucaklıyorum. Çok teşekkür ederim. Ali Özgün'üzle beraber İstanbul milletvekili, aynı zamanda hemşehrimiz. Evet. Stüdyomuza da geçtiğimiz dönemlerde konuk oldunuz. Nasıl gidiyor efendim? Hanak'taydınız sanırım. İyi işte, orada bir panel vardı. Geldik. Evet, dün geldik. Hanak'ta bir panel vardı. Rahmetli Kaftancıoğlu'yla ilgili. Ona katıldık. Bir de bir festival vardı. Evet, evet. Oraya katıldık. Hanak Belediye'mizi ziyaret ettik. 34 yıl sonra Hanak Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti biliyorsunuz. Evet, evet. Başarılı bir belediye başkanımız var. Onun çalışmalarına biraz eşlik ettik. Güzeldi. Gördüğüm kadarıyla bu bölgede Karsar Dağı'nı Iğdır'da bizim ortak adayımız Sayın İhsanoğlu birinci çıkacak. Evet, onu soracaktım. Nasıl hava? İyi. Yani buralarda Tayyip Erdoğan üçüncü gözüküyor. Biz birinciyiz. İkinci sırada Selahattin Demirtaş var. Üçüncü sırada ancak Recep Tayyip Erdoğan çıkacak. Şimdiden bunu söylüyorum yani. Kamuoyu da böyle bilsin. Kars Ardahanlı'dır'da biz birinciyiz. Öyle bunu mi? Görüyorum, evet. Peki bu izlenimi nereden aldınız? Yani sonuçta bütün halkla bu bölgelerde Anak'ta, daha çok böyle isim üzerine biraz şey oldu mu? Değil. Yani şeyin AKP'nin propagandası daha fazla. Alanlarda evet, afişleme, bayraklama çalışmaları var ama kimse buna itibar etmiyor. Biz bütün Hanak'a dolaştık. Herkesle konuştuk. Erdoğan diyen tek tük insan var. Evet. Fakat bir kısım Selahattin Demirtaş ama halkın çoğunluğu MHP ve CHP seçmeni Ekmelettin İhsanoğlu. Dolayısıyla bu da bunu gösteriyor. Bizim adayımız birinci olacak. Evet, kolay gelsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii hemşerilerimize buradan selam saygı sunuyorum. Biz sonuçta bu toprakların yetiştirdiği bir insanız. Bir politikacıyız. Uzun yıllar savcılık yaptım. Tuzlucalıyım. Dolayısıyla hemşerilere, dostlara selam saygı iletiyorum sizin kanalınız aracılığıyla. Size de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Caner, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendi memleketiniz, topraklarınız. Evet. Nasıl gidiyor efendim? Vekillik nasıl gidiyor? Önce onu sorayım. Ya bizler biraz olağanüstü bir dönemde milletvekili olduk. Evet. Yani Türkiye'nin her anlamda alt üst oluşlar yaşadı. Bir yönüyle tatsız diyebileceğimiz, bir yönüyle artık yeni bir milletvekili profilinin ortaya çıktığı, koşulların öyle bir şeyi zorladı. Onun için çok yoğun. Evet. Herkes için yeni, belki koşulların dayattığı ya da el yordamıyla yeni yeni şeyler bulmak zorunda kalıyoruz. Yeni yollar açmak zorunda kalıyoruz. Ama yoğun diyebilirim. Peki şunu soracağım. Yaklaşan 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Nasıl görüyorsunuz? Çok az bir süre kaldı. Aday üzerinde bu bölgede insanların duyumları aldınız mı? Nasıl gidiyor? Türkiye tabii çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Yani özellikle başbakanın istifa etmeden aday olması ve bugüne kadar gösterdiği performans, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecindeki söylemleri Türkiye'yi çok büyük sorunlara
bu bakış açısıyla seçilirse bırakacağını tartışmasız bir halde ortaya koyuyor. Yani kutuplaştırıcı, ayrımlaştırıcı söylemi, sürekli gerginleştirici, etik dışı yaklaşımları ve mevcut anayasal sistemin parlamenter demokrasi olmasına rağmen fiili olarak bir başkanlık sistemini hayata geçirecek olması, ama başkanlık sistemini ya da yarı başkanlık sisteminin diğer mekanizmalarının, fren denge mekanizmalarının olmaması nedeniyle de doğrudan doğruya bir despotluk hayata geçireceğini ortaya koyuyor. Onun için kritik bir dönemdeyiz ve amacımız da başbakanın seçilmemesi. Çünkü oraya geldiğinde Türkiye'nin nasıl bir Türkiye yaşayacağını, bugüne kadarki yaptıklarından, işte geride bıraktığı, işte Soma'sından Roboski'sine, işte Gezi katliamlarından, işte toplumsal olaylardaki uzlaşmaz tavrına, işte dış politikada, işte Orta Doğu'da özellikle Türkiye'yi ortaya, Türkiye'yi sokabileceği bir takım maceralara kadar çok büyük tehlikeler bekliyor. Onun için çok önemli bir seçim. Biz de elden geldiğince örgütlü yapı içerisinde bu mücadelenin parçası olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Fazla zamanınız yok. Karslara söylemek istediğiniz bir şey, mesajınız var mı? Ama her geldiğimde çok heyecanlanıyorum. Sadece Karslara değil, tüm yurttaşlarımıza mutlaka sandığa gitmelerini ve bir yurttaşlık görevi olarak bahsettiğim tehlike çerçevesinde onu gözeterek oy kullanmalarını istiyorum.